Geldiği noktada yani Türkiye BRICS'e girmek istiyorum diyor. Bir yandan da diyor ki ya sen benim müttefikimsin. Tamam İsviçre aldım, Finlandiya'yı aldım. Terörle mücadele ediyorum. PKK ile yan yanası bunu yapma. Peki benim güvenlik zafiyeti oluşacak. Biz güya müttefikiz. F-16'yı vermen gerekiyor. Ver. Ya işte bakıyoruz falan. Peki o zaman Eurofighter'ı ver. Ya bilmiyorum ki falan noktasındayız evet. Şu anda. Şimdi böyle olunca Putin'in çok net burada söylediği dostum Erdoğan'a lütfen iletin. Ona çok sevgilerimi, hürmetlerimi iletin. O son derece önemli bir lider. Zaten 3-4 Temmuz'da görüşeceğiz. Şimdi Temmuz ayı, evet. Zirveler ayı. Yani, Şangay zirvesi mi Sayın Cumhurbaşkanı evet, katılacak? Öyle evet, bir şey duydum katılacak. Ama. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi var. NATO zirvesi var. Ve Astana işte. Hı. Astana zirvesi evet. Var. Bu Astana'da ben görüşeceğim deyince malum 9 Mayıs'ta görüşecekti Biden'la. Erdoğan. Evet. Ama o bir şekilde bir öyle bir programlaşmamış şöyle deniliyor. Evet. Öyle bir şey söylendi evet. Ama öncesinde tabii ki Türkiye'nin çok net Erdoğan'ın Gazze çıkışı vardı. Bir şekilde onu da böyle bir kaynattılar. Fakat ne zaman ki Putin dedi biz Temmuz başında görüşeceğim ben dostum Erdoğan'la deyince hop Amerika nasıl devreye girdi? Onu bir aktaralım. Zaten biz de görüşeceğiz. Önce biz davet etmiştik falan gibi ortaya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Sarayı ziyaret etmesi için davetimiz var. Temmuz ayındaki NATO zirvesinde yani bir haftada sonra da biz görüşürüz'e getiriyor. NATO zirvesinde 9-11 Temmuz'da programların uyuşması halinde görüşme gerçekleşecek diyor. Ve devam ediyor sözü F-16'ya getiriyor. Biliyor yani. Hem bu Yunan az önce aktardık Yunanistan'daki yığınak hem Suriye'de PKK ile işbirliği hem F-16'da ayak direni bunların hepsinin sorunu olduğunu biliyor. F-16'da da şöyle bir günü kurtarma çabası var. Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine verdiği destek ve F-16'ların satışına yönelik anlaşma Ankara'nın yönünün batıya dönük olduğunu gösterdi. Bu durum ticaretle yatırım alanlarında kalıcı ivme için zemin hazırlayacaktır. Türkiye ile stratejik ortaklığımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İyi bir yerdeyiz. İyi bir yerde miyiz? Olsa kalırdı. Çok net. Yani çünkü hiçbir gerçekliği yansıtmıyor söyledi. Bir kere biz Amerika Birleşik Devletleri'yle stratejik ortak değiliz. Yani daha önce stratejik ortak tutum belgesi vardı. Ama bu bir niyet beyandan öteye geçmedi. İki ülke müttefik, evet. Ama şu anda hani siz bir soru sordunuz biraz önce. Yani anlatırken aslında onun içerisinde bir soru vardı. Hani Türkiye'yi diğer bir bloğa mı itmeye çalışıyor diye. Türkiye'de alternatifsiz değilim diyor. Hem öyle hem de Türkiye'nin mevcut ittifak ilişkileri içi boşaltılıyor şu anda. Yani evet NATO'dayız doğru veto hakkımız var ama uluslararası baskı öyle bir noktaya geliyor tabii. Ki direnme gücünüz belli bir yere kadar. Flake'in söylediği sözlerden yani yanlış saat bile günde bir kere mi doğru gösteriyordu. Biz istikrarsızlık yaratıyoruz dedi Suriye'de. Tamamen katılıyorum. Hı. Çok doğru. Yani Suriye'de istikrarsızlık yaratan şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Ama bu PYD terörüyle ilgili baktığınızda bunu sadece bizim 2011'den itibaren ele almamamız lazım. Tabii. 2004'ten itibaren, Kamışlı'daki olaylardan itibaren. Tabii. Yani 20 yıl, daha da geçmişi var da. Ama bu terörist başı Suriye'den çıktıktan sonra El Muhaberat o zaman PYD'yi kurdurdu aslında. Ama sonra onların da kontrolünden çıktı. ABD'nin kontrolüne girdi. O tabii çok ayrı bir konu. Ama baktığımızda kim ne kadar samimi konusunu değerlendirdiğimizde şimdi bu bildiğimiz bir şeyi vurgulayarak tekrarlamak lazım. Müttefiğimiz Amerika Birleşik Devletleri. PKK, PYD terör örgütü Suriye'de devlet kazandırıyor. Doğru mu? Evet. Hatta elinden gelse şu anda çok ağır silahlar olmasa bile bir ordu kurdurmaya çalışıyor. Bu da doğru mu? Evet. Ve biz ABD'li müttefiyiz. Ya hava savunma sistemi verdi hocam. Pilotluk i̇şte, eğitimi verdiğini biliyoruz. Orada görüntüler var. Uçak savar falan dediler ama ne kadar tabii, doğru bilmiyorum orada, tabii. Hani teyit edemedim yani. Yani binlerce kişilik düzenli ordu görüntüsü veriyor. Orada o bölgede bulunan Amerikan askerleri yani habre işte yok o düşen helikopterle ilgili taziye ziyareti. Yok işte anıtlarına çelenk koyma. Yok Nevruz bayramı falan sürekli boy gösteriyorlar tabii, orada. Bu noktada bir yani PKK... Türkiye'nin damarına basıyorsun tabii, sen. Bir PKK-PYD terör antitesi en çok kimin işine yarar? İsrail. İsrail. Şimdi Suriye bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama konu İsrail'e gelince bakın şunu söyleyeyim. 2018 Mayıs ayında dönemi İsrail Savunma Bakanı basın toplantısı yaptı. Ve F-35'leri tanıttı. Kaç yıl olmuş? 6 yıl. Evet. 6 yıldan beri İsrail F-35 uçuruyor Orta Doğu'da. Biz neyi tartışıyoruz? 6 yıl. 6 yıldan beri bu adamlar burada uçuruyor ki. Şimdi
Biraz önce Almanya söyledi Eurofighter'lar konusunda. Putin mi demişti Almanya siyasi vesayet altında diye. Yani Almanya'yı ayrı bir siyasal kişilik olarak değerlendirmek. Almanya güçlü bir ülke. Evet, Amerika'nın egemenliği altında bir devletçik. Evet, şimdi şöyle. Bağımsız olmayan bir devletçik. Niye siyasi vesayet altında? Tamam, çok güçlü bir ekonomisi var hiç kuşkusuz. Evet. Ama siyasi vesayet altında derken İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kalan koşullar var. Bunlar tamamen ortadan kalkmış değil. Yani tam tekemmül etmiş bir ordu açısından Almanya'nın işi zor. Evet, çok güçlü, teknolojisi yüksek silahlar üretiyor. Bunu inkar etmiyorum. Ama baktığımızda bu işe ABD evet demediği için Almanya evet demiyor. Bir kere hocam, bunu teşhir etmek lazım. Çok önemli bir şey hatırlatıyorsunuz. Evet. Burada da yani bu işin arkasında da her ne kadar ya, ABD'li diplomatların işi de çok zor. Yani böyle bir ülkeyi nasıl temsil edeceksin Türkiye'de? Nihayetinde, ama yani bir de çeviremiyordu artık. Yani yok, istikrarsız yaratıyoruz diyor. Evet, yani diyen o, ben değilim. ABD büyükelçisi evet, diyor yani. Yani istikrarsızlık ne demek orada, yani terör örgütü yani ile birlikte işbirliği yapıyoruz. Sonra Türk halkıyla beraberiz evet, diyor. Bir şekilde evet, yani kurtarmaya çalışıyor ama imkansız yani. Sayın Hanım, o kağıt sınav kağıdı olsa dönmez. Kurtarmaz. Hiç evet. Yani mümkün evet. Değil. Yani özür kabahatinden 9.5'tan da geçmez bu yani, mümkün değil. Hani bakıldığında... yani siz diyorsunuz ki bu Almanya nihayetinde burada hayır diyorsa Eurofighter'a, bunun arkasında ABD Amerika var. Hiç ABD topu taca atamaz. Atamaz. Peki. Tabii ki yani resmi peki. Olarak bir peki, şey... Peki biz bunu kıramayacak mıyız? Yarın G7, sonra Washington 75. yıl zirvesi falan. Ya artık Türkiye'ye bir şey borçlu şimdi değiller mi? Şimdi siz müttefiklik ilişkileri bağlamında çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Olması gerekeni söylüyorsunuz. Ama karşımızda, yani ben onun için söylüyorum. Bakın, bunu farklı bir ajandayla ifade etmiyorum. Bazıları farklı ajandayla ifade eder. Yani efendim, bu Batı bloğu bitti. Başka bir blok daha henüz tam olarak kendisi evet. Ortaya koymuş durumda değil. Bunu da altını çizelim. Bakın, Ermenistan Başbakanı'nın, Paşinyan'ın bir açıklaması geleceğiz, var. Geleceğiz, evet. Şeyden ayrılacağım diyor. Kolektif savunma örgütünden ayrılacağım şimdi diyor. Şimdi geleceğiz ona. Ha, yani bu anlamda evet, Sayın Cumhurbaşkanı Şangay'a katılacak. Evet, BRICS'e Türkiye'nin katılması durumu var ama bunlar tam anlamıyla simetrisi değil. Yani şey, NATO'nun simetrisi belki kolektif savunma örgütü olabilir bu anlamda bakıldığında. Şangay daha girift farklı ve kompleks bir yapı. Yani tam bir savunma örgütü değil. Değil. Bu anlamda Türkiye ama şunu yapıyor. Ama savunma temelli. Şöyle, zaten savunma temelli şimdi, ama evet. Türkiye o ilişkide bir denge kurmuş durumda. Evet, Batı'daki konumu var. Ama bu ülkelerle de ilişkisini ortaya koyuyor. Ama tekrar söylüyorum, başta geldim, öyle söyleyip toparlayayım. Türkiye'nin Batı ittifakındaki mevcut ilişkilerinin içi boşaltılıyor ve anlamsız bir hale getiriliyor. Yani öyle bir hale getiriliyor ki bir gün, yani Allah kahretsin, biz sizi istemiyoruz, ayrılıyoruz deme, Türkiye'yi bıktırma, Türkiye'ye yönelik böyle bir ters baskı zemini var. Bunun altını bence çizmek lazım. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Acaba yeni bir takım bölgesel ittifaklar zemininde Türkiye siz, yani Yunanistan, İsrail, Mısır, Körfez ülkeleri, bunlar bir ara bunun haritaları olmuştu hatırlarsanız. Tamam, İkinci Dünya ama Savaşı öncesinde tabii. De bizim hep böyle bölgesel işbirliği, Türkiye'sizde hiçbir şey yapılamaz yani. Bağdat Paktı, Sadabat Paktı, evet. Hep bu evet, işte. Bu zaten yapılmış evet. Bir şey.